Sayın Başkanım, tekrar merhabalar. Nasılsınız? Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Göç Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yürütülen geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan ilgili hizmetlerin geliştirilmesi projesi kapsamında Kırklareli Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Frigoferik aşı nakil aracı teslim töreninde Türkiye'de sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Devlet desteğinin dışında çeşitli projelerle de ulusal ve uluslararası birçok desteklerden faydalandıklarını anlatan Kanuni Keklik, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde 57 frigoferik aşı nakil aracı aldıklarını kaydetti. Ülkemizin göçmenler üzerine zaten yapmış olduğu adicinat çalışmaları anlatmak durumunda değilim. Bunu herkes biliyor ve dünya takdir ediyor. Böyle bir süreç içerisinde biz de sağlık hizmetlerini elimizden gelen en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Bu hizmetlerimizi iki boyutlu yürütüyoruz. Bir tanesi tabii ki göçmek durumunda kalan mağdur insanlara sağlık hizmeti sunmak üzerine kurulurken, bir boyutu da kendi sağlık sistemimizi güçlendirmek üzerine yoğunlaşmaktan geçiyor. Bu kapsamda da devletimizin desteğinin dışında ulusal ve uluslararası birçok destekten de faydalanıyoruz. Bu destek kapsamında da bu hizmetleri bu minvalde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Aşılamada gerçekten iyiyiz. Bu il için aşılamak konusunda bir şey söylemek içinden gelmedi. Çünkü %100 aşılama oranı var. Böyle bir şeyde hem kıymetli sağlık personelimizi tebrik etmemiz lazım, hem de bu konuda duyarlılık gösteren insanımıza çok teşekkür edip şükranlarımızı sunmamız lazım. Bunun dışında ne söylenir bilmiyorum. Bundan sonraki dönemde de aşılama dahil olmak üzere sağlığa ve sağlık hizmetlerine bu katkıların devamını ancak temenni edebilirim. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye'nin sağlıkta büyük aşamalar kat ettiğini söyledi. Ülke vatandaşlarının yanı sıra çeşitli nedenlerle Türkiye'ye göç eden yaklaşık 4 milyon 900 bin düzensiz göçmene de sağlık hizmeti sunulduğunu dile getiren Bilgin, devletin ve sağlık çalışanlarının çok büyük görevler üstlendiğini belirtti. Göçle ilgili özellikle düzensiz göç ve ülkemizin yaklaşık 4 milyon 900 bine yakın göçmen barındıran bir ülke olarak içerisinde bulunduğu bu durumda sağlık çalışanlarının da yükünün ne kadar ağır olduğunu ve ülkenin sağlıkla ilgili bu alanda da çok büyük görevler üstlendiğini ve aslında burada dünyaya örnek olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu vesilelerle tekrar bu aşı nakil aracının hem ilimize hem de bu diğer araçların da ülkemize hayırlara vesile olmasını, ama hepsinden önemlisi de insanların hasta olmadan önleyici sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı yaşam alanında sağlıklı yaşayalım ki hasta olmadan, ülkemize ek külfetler getirmeden ve ülkemizin sağlık harcamalarını arttırmadan önleyici sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkararak vatandaşlarımızın hem sağlıklı yaşamasını hem de bu konuda da devletimize yükün azalmasını diliyor. Törende AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de konuşma yaptı. Daha sonra Vali Bilgin, Daire Başkanı Keklik, Milletvekili Minsolmaz ve AK Parti İl Başkanı Alper Çiler araca binerek araç hakkında Sağlık Müdürü Cerit'ten bilgiler aldı. Törene Göç Sağlığı Dairesi Sağlık Uzmanı Habibe Özdemir, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcileri Çetin Doğan Dikmen, Melda Keçik, Dane Cairns ile sağlık personeli katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun sinyali yok. Şu yok abi.